Evet. Öncelikle seçim ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyeyim. Artık bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor. Başladı artık. Ben seçimden önce cuma günüydü. Birkaç tane arkadaşımız, dostumuzla sohbet ederken dediler ki ya işte ne olacak bu seçim? Her seçim kaybedildi, ne olacak? Ben dedim ki pazartesi günü 1 Nisan'da Türkiye'de güneş yeniden doğacak. Ve doğdu. Evet. Artık AK Parti iktidarı, artık tek adam rejimi bu ülkede yavaş yavaş kan kaybettiği ortadadır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi önceki belediyeleri sahiplensin yeter deniliyordu ama onu da aştı. Daha çok farklı yerlere aldılar. Yani Türkiye'nin birinci partisi oldu artık. Yani Türkiye'nin %65'ini yönetiyor. Bu bizim için memnuniyet vericidir. Biz hiçbir siyasi partinin arkası değiliz ama biz ülkemizin layık, bilimsel eğitim olması gereken bir ülke arzusundayız. Layık bir ülke, demokrat bir ülke yönetilsin arzusu içindeyiz. Yani böyle cemaatlerle, şeriatlarla, şuyla, buyla ülkenin yönetmesini istemiyoruz biz. Ne oldu şimdi? AK Parti'nin elindeki belediyeler gitti. Biz öyle cemaatçılar gibi belediyeler bize para atarsın, şunu yapsın, bunu yapsın demiyoruz. Biz kabul etmiyoruz onu. Biz yolumuz rızalık yolu. Ne diyoruz? Eşit yurttaşlık hakkını istiyoruz. Herkesi eşit bir şekilde. Bütün belediyeler eşit davranacak, eşit hizmet yapacaktır. Öyle AK Partili belediyeler gibi benim yandaşım oy verdi, cemaate para aktarayım, şunu hizmet götürürüm. Hatta adamın inşaatına belediyenin araçları kum çakıl taşımış. Biz bunu aşağıydı. Biz bunu istemiyoruz. Çünkü yolumuz rızalık yoludur. Biz rızasız lokma yemeyiz. Eşit bir şekilde hizmetini yapsınlar. Biz oy verdik, seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeyle yönetimi veya biz bu partiye oy verdik diye biz o belediyede biz de taraf bir hizmet yapsın istemiyoruz. Herkese eşit yapsın. Biz bundan yanayız. Bizim olması gereken haklarımızın da verilmesini tabii ki talep edeceğiz. Bugün cem evler bizim ibadet yerimizdir. Cem ibadetimizdir. Eğer belediyeler bugün her yerde cami yapıyorlarsa biz tabii ki bunu da talep ederiz. Cem evi de yapsınlar. Ha cami yapmıyorlarsa cem evi de yapmasınlar. Ama bakıyoruz ki her belediyede ya bir mahallede bir tane değil, iki tane, üç tane, dört tane. Ben şuna şahidim. Yani geçmiş dönemde Kepez Belediyesi'nin 4-5 tane caminin bir dönem içerisinde yaptığını biliyorum. Hatta Büyükşehir Belediyesi Muhittin Başkan da yaptı işte. Seçimden önce de açılışını yaptılar. Şimdi bunlar yapılırken biz yapılmasını demiyoruz. Karşısında değil. Bunlar yapılırken ülkede Aleviler de yaşıyorsa, Aleviler de bu belediyelere vergi veriyorsa bu hizmet Alevilere de gelmesi gerekir. Aleviler de cemevi yapacaklar. Aynı camilere hangi hizmeti götürürse cemevlerine de yapsınlar. Bu da bizim hakkımızı talep ederiz. Onun dışında yani bize şunu verin, bunu verin, başkasının hakkını verin. Biz bunu istemiyoruz. Seçim çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Arzuladığımız şekil oldu. İnşallah temennimiz budur. Artık merkezi iktidar da bu ülkede değişir. İnsanlar ötekileştirilmez. İnsanlar ya düşüncelerinden dolayı hapse atılmaz. İnsanlar ya düşünce özgürlüğü varsa bu ülkede herkes düşüncesini söyleyecek. Şimdi benim bir yanlışım olduğu zaman, biri beni eleştirdiği zaman ya ben bunu alayım da bir kenara atayım veya ben bunu alayım içeri atayım veya ben buna zulüm yapayım demek asla doğru değil. Çünkü demokrasiyle yönetilen bir ülkede bunlar olmamalıdır. Hata yapıyorsa, karşıdaki adam da hatasını biliyorsa eleştirebilir. Eleştirme hakkı da vardır. Çünkü kişiyi yöneticileri eleştirmediğin zaman onlar doğruyu bulamazlar. Eleştirmek demek, yöneticileri eleştirmek demek, yöneticilerin doğru iş yapmak demektir. Yani hatalarını söyleyip onlar doğru iş yapmak demektir. Ama günümüzdeki iktidar o öyle değil, hemen susturuyor. Bugün bir sürü insanlar içeride var. Gazeteciler, aydınlar, şunlar bunlar. Yani bu insanlar susuz yere ne yapıyor ya? Onun için bu ülkede artık demokrasinin taşlandırılması gerekir. İfade özgürlüğünün artık taşlandırılması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti
layık, demokrat bir devlet olduğu kanatını artık yaratmak gerekir. Yani artık bu son dönemlerde artık öyle ülkemiz öyle bir hale geldi ki ne laiklik kaldı, ne demokratlık kaldı, ne şu kaldı, ne bu kaldı. Yani inşallah bundan sonraki süreçte yavaş yavaş yerine oturur. Herkes hak ettiği hizmeti alır. Herkes barış, kardeşlik, dostluk içerisinde yaşamasını sürdürür. Bizim temennimiz bu, arzumuz budur.